Ya uzatmaya gerek yok işte. Demon Slayer 5. sezon. Bizim üçlü ilerideki taşraklı savaşlar için haçlılar tarafından eğitilir. Sonunda da Muzan gelir hepsinin sonsuz kalesine TP eder. Ne? Oğlum nesini anlatayım ben bu sezonun? Bariz şekilde ov olması gereken şeyi 8 bölümlük sezon yapmış adamlar. Ve hani anlatabilecek hiçbir şey yok. Ama neyse ki her boku özetleyebilecek bir kapasiteye sahibim. Sezon Beyaz Van Yılanı Obane ile Arıza oğlu Arıza Sanemi'nin bir tapana baskın atmasıyla başlıyor. Diyanların iki kişi var ama geldikten 2 dakika sonra siktirin gidin bir boka yaramıyorsunuz deyip salıyorlar bunları. Lalo o zaman niye aldınız yanınıza bu adamları? En daş taşlı 2. ve 4. aşırasınız zaten. Burada gördüğümüz tek şey ikisinin skillleri, yetenekleri. Malum hiçbir sezonda marifetlilerini göremedik. Hadi rüzgar anlarında yılan ne ama. Abi kendi tekniği. Ben de bok nefis diye bir şey uydurayım. Etrafa falan bok sıçratıp milletin ağzına sıçayım. Dunk Eater falan olayım. Sonra kamera Tanju'ya dönüyor. Klasik önlük sezonda bu oldu, şu oldu falan diye anlatıyor. Falan geç işte. Sonrasında haşyalar toplantı yapıyorlar. İşte yok damga muhabbeti açılıyor. Adamlar daha Muzan'ın sonsuzluk kalesinde bile bilmiyorlar. O kadar cahiller. Yani eski dönemler. Bilgiler sınırlı. Ondan mantık bir şey demiyorum. Toplantının nasıl konusu? Bu şeytanlar evimizi sikecek. Şu damgaları bir şekilde açmanız lazım. Çekirgelerinizi adam edin. Ondan haşyalar kademeli şekilde tüm teşkilatı kazık eğitimlerden geçiriyorlar. Ha Giyo hariç. Niye? Ay gözüme bak sen. Yani şurada bana Sanemi'ye hak ver dedin ya. Bu senin sorasız yüzünü sikeyim. Sanemi'yi de günahım kadar sevmem. Ama adam haklı. Yok abi aralarındaki en iyileri Giyomi. Yani taş aşırası. Adamda 3 şeyli daş şak var. Toplantıda hırsızlık çıkınca elini bir çakıyor. Herkes titriyor. Adam onu sikerim belanızı. Lan Tengen Reis bile tek göz tek elle eğitim verirken senin katılmaman hakikaten katıksız oğuz çocukluğuna giriyor. Yok benim trenmelerim. Ha evet Tengen abi tek el ve tek gözlü olmasına rağmen sayısız daşşa ile baya emekli albay gibi bunları eğitiyor. Tabi bu suratsızı kim geri döndürebilir? Tabii ki de başrol. Suyun derdini su anlar dedi herhalde. Adam ikramla kapına kadar gelmiş sakat ayağıyla ama sen hala triplerdesin. Tabi bizimki inatçı illa ki peşini bırakmayacak. Giyo da bir yerden sonra hayamına koyayım deyip derdini orijinini anlatıyor. Baba bir de havalı havalı yüzünü falan dönmüyor. Ay götüm. Çocukken kendisi bu ilk sezonda gördüğümüz sınavda Kabuto ile geçmeye çalışırken bizimki bayılmış, Kabuto ise ilk sezonundan hatırladığımız gibi hak grametine kavuşmuştur. Ondan dolayı da yıllar boyunca yok hiçbir şey hak etmiyorum, yok ben ölmeliydim, yok su aşırası olmayı layık değilim. Amına koduğum en güçlü 5. haşırası girdiğin triplere bak senin evliyatını sikerim. Tabi Tanju bir başrol olduğu için iki cümleyle bir anda fikrini değiştiriyor Giyo'nun. Be amına koduğumun çocuğu. Niye en başından beri uşağı uğraştırıyorsun? Hadi biz izleyeceğiz ve bu da bir şone. Bu tür şeylere alıştık. La bu uşağa yazık değil mi? Sakat ayağıyla harap oldu. Günlerce peşinden koşturdun. Sonra tek cümleyle "A ben salam niye böyle diyorum?" deyip 360 derece dönüp ikna oldun. La sen benim en sevdiğim haşıraydın. Yok ben Beyaz Van Yılanı'na keyfeli bu saatten sonra. Sonra haşıraların kendilerine has eğitimleri başlıyor. Eğitimlerin hepsinde de aynı senaryo. Herkes sıçıyor, bizim Tanjiro ise tüm eğitimlerden sıkıntısız geçiyor. Çünkü o bir başrol. Gene anlatmak gerekirse ilk başta emekli albay Tengen ile birkaç kılıç eğitimi yapıyorlar. Sonra Gyu'dan daha suratsız olan Munchura ile kağıttan uçak uçuruyorlar. Yani tamam metafor. Yani tamam metafor açısından bir anlamı var, yok refleks, yok odaklanma, carturt ama o kadar gereksiz ki. Hele şu NPC'lere hiçbir şey demiyorum. Oğlum siz bunlarda yamuluyorsunuz. İblis keser olmak için önceki kazık sınavlardan nasıl geçtiniz? Nasıl bugüne kadar hayatta kalabildiniz bu kafayla? Sonrasında F-16 Mitsuri ile esneklik... bir hizmetçi kıyafetimiz eksikti. Çok güzel. Neyse işte Mitsuri ile esneklik çalışıyorlar. Ya şu uçakları balerin gibi giydirip bunları yapmanın ne lüzumu var? Halbuki de herkes erkek. Sende olmayan onlarda var. Ve biz erkekler sizin kadar esnek değiliz. Sonraki eğitim Beyaz Van Yılanı Obane ile oluyor. Ama Tanjiro'ya karşı öyle bir kıskançlık içinde ki. Neymiş? Mitsuri ile çay içmiş. İşte o kadar çay içmiş. Bariz şekilde birbirinize yeniyoruz. Gerçi Mitsuri herkese yeniyor ama neyse o başka bir konu. Ulan amına koduğumun asosyal Van Yılanı. Kıza hediye verirken daha yüzüne bakamıyorsun. Tanjiro onunla çay kahve içince bütün enerjini uçaktan çıkarıyorsun. Hadi onu da geç. Oğlum bu ne amına koyayım. Eğitim mi veriyorsun BDSM mi çekiyorsun? Senin eğitim anlayışını sikeyim ben. Ha bir de bir ara Genya ile Arıza Sanem arasında abi kardeş mevzusu çıkıyor. Bizimki de kafasını her yere sokmayı çok sevdiği için mosmor vücuduna rağmen araya giriyor.
Sanemi'yi günden kadar sevmesen de adam en taşaklı ikinci aşırı. Ne bokuma yürek yiyip dalıyorsun. Sonraki ve son eğitimimiz ise en taşaklı aşırı olan, namazının niyazında olan, koca teşkilattaki tek mantıklı, tek düşünebilen insan olan taş şak aşırası Giyomi. Ki kendisinin eğitim aralarındaki en tutarlı ve en mantıklısı. Bir de abimiz doğuştan kör ama benim 2,5 gözlerimden daha iyi görüyor. E tabi bunları dedim diye de kolay sanmayın bu sınavı. Buz gibi şeylerde sorunsuz şekilde duracaksın, öküz gibi taşı 100 metre iteceksin. Bunların dev taşlarıyla alıp veremediğin ne tam olarak? Yok sınav için taşı ikiye böl, yok itman için taşı it. Tanjiro tabii ki de başardığı için Giyomi'nin questini tamamlar ve abimizin acı dolu orijinini dinleme fırsatı buluruz. Kendisi körmör olsa da eskiden bir grup yetim çocuğa bakıyormuş. Ama uşaklardan birinin bok yemesi yüzünden şeytanın biri evi basar ve bütün çocukları katleder. Bizim namazının niyazında Giyomi ise başta bir tırsa da imam gücüyle şeytanı sabaha kadar döve döve pekmezini akıtıyor. Ama çoğu küçük kızın anlatmasıyla suç üzerine kalıyor ve mapuslara düşüyor. Adam burada bile çocuk çocuktur, yapar öyle şeyler deyip ki yutmuyor. Adam ölmekten dilim kurudu aman akıyım. Neyse işte Tanjiro bu eğitimde tamamlıyor da Muzanlar ne yapıyor derseniz de tek Giyomi değil herkes kör olduğu için Muzanlar içeri sızmayı başarıyorlar. Çok geçmeden Enivici Bokki Muzan abi direkt kendisi mekana girip yatalak Haçlı Genel Kurmay Başkanı'nın yanına geliyor. Daha doğrusu gelmeye çalışıyor. La oğlum 2,5 dakika yürüme sahnesi mi olur aman akıyım. O Hint kurgucunuza söyleyin belasını sikmeyeyim. Oğlum bu efektler ne? Bu kurgu ne? Bu sahne ne? Yüksek bütçeli Allahül Vahşet animasyona sahip bir ufotable yapımı izliyoruz. Bu ne oğlum? Adımı boyunca çevirmişsiniz. Neyse bu ikisinin arasında diyaloglara gelirsek bence hiç gelmeyelim. Yarım saat boş yapıyorlar. Genel Kurmay Başkanı diyor yok senelerdir seni aradığım, yok sülale, yok beni öldürsen bile diğerleri senin ağzına sıçacak zart zurt falan bir şeyler zırvalıyor. Muzan da Zaterenköy falan diyor. Adamın zerre sikinde değil. Sussa da geberteyim diye bekliyor. Ha, meğer bunlar son olarak yakınlarmış. Ama yakın dedim. Hiç tanımadığınız arada bir gördüğünüz akraba gibi düşünün. Mesela ben de Volkan Demir'in eşiyle akrabayım ama hiç tanımam etmem. Evet alın bu bilgiyi de götünüze sokarsınız artık. İşin kötüsü ben bunların baya kardeş falan sanıyordum. Evet klişe görüyor. İyiliği seçen kardeş ve şeytan olan kardeş ama Demon Slayer yapısı gereği gayet güzel karşılıyordu bu konsepti. 50 saat boş yapmalarının ardından bekliyoruz şimdi bu abi son kalan HPC ve manası ile Muzan ile taşaklı bir savaşa girişecek. Ve karısı durumu el atacak falan bekliyoruz ama yok. Onun eline gelen kurmay başkanı sırf Muzan'ı gebertirim umuduyla tapınağı havaya uçuruyor. Eşi ve çocuklarıyla beraber havaya uçuruyor tapınağı. E oha amına koyayım. Oğlum o nasıl bir nefret, o nasıl bir kin. Ne bu şiddet, bu celal. Oğlum Muzan bile göt oluyor bu nasıl nefret diye. Bakın Muzan diyorum. Sırf güneşe çıkacağım diye yüzyıllar boyunca sayısız insanı geberten, aslarından bile ölümüne nefret eden acımasız Muzan bile ne oluyor amına koyayım diye şaşırıp kaldı. Ha evet Muzan yenilenme özelliği sayesinde düştüğü tezgaha rağmen Mortal Kombat X-Ray karakteri gibi bir şey olmasına rağmen geri kalkabiliyor. Peki diğerlerini de bokuyor. Onlar da ayaklarını götlerine vura vura koşuyorlar ama işte gecikiyorlar. Muzan olayı idrak etmeye çalışırken Tomoe teyzemiz Muzan'ı tuzağa düşürüyor. Ha evet daha ilk bölümden gelin bakın artık Nezuko'ya da bir şey demiyoruz deyip Tomoe teyzemizi yanlarına katıyorlar. Ama tüm sezon boyunca görünmüyor sonra bir anda çıkıp sırf boys motherfucker deyip ortaya çıkıyor. Bunlar laf dalaşına girerken bizimkiler hala yok. Ha bir kişi hariç. Reizimizin bir gelişi var ya akıllara zarar. Adam direkt topusuyla Muzan'ın kafayı patlatıyor. Evet kendisi en taşaklı olduğu için diğer betaların aksine Katana yerine hepimizin Shadow Fight 2'den bildiği zincirli bir silah kullanıyor. Balta ve diken topuz içeren zincirli bir silah. Tabii ki de diken topuz dediğime bakmayın o aslında Giyomi'nin 3. daşağı. Mükemmel bir giriş yapsa da diğer şeytanların aksine Muzan ölmüyor. Tek çare sabaha kadar dövüşüp ancak güneş ile yakmaları lazım. Ha diğerleri de sonunda olay yerine geliyorlar ama 50 saat aa Muzan mı la bu diye bakıyorlar öyle. Lan gerizekalılar. Muzan olsun olmasın sonuçta bir saldırı var tapına. Teşkilata bir saldırı var. Direkt bodozlama dalmanız lazım. Bakın Tanjiro'ya ebeni sikeceğim Muzan deyip Alepo'nun skill'de direkt daldı. Helal olsun lan aslanıma. Tam herkes nefes nefes derken tam Muzan'a tüm suyu vuracaklarken şu abla aracıyla herkes sonsuz kalesine düşüyor. Biz ise bu durumda be amına koydum niye en başından beri yapmadım bu işin ama tekniğini. Amacın herkesi çekmek diyeceğim ama bir bakıyorsun olayla alakası olmayan Inosuke ve diğer avcılar falan da ışınlanıyor. Hadi onu da geç.
beynine yedin patlamayı. Mortal Kombat X-Ray gibi kaldın ortada. E niye direkt bu haldeyken buradan ışınlanmadın? Amına kodum. Neyse işte herkes göt olmuş şekilde mekan algısının amına koyan sonsuz kalesine düşüyorlar. Daha doğrusu sözde en güçlü rank diye geçen haşyalar falan çaktı masalarda altlarına sıçıyorlar. Bak bizim Trio'yu. Tanjiro ederek Muzan senin anneni sikeceğim diye haykırıyor. Inosuke sonunda aksiyon diye şevk ile düşüyor. Yani böyle mutlulukla düşüyor. Zenitsu ise bu bakışıyla bu saatten sonra Prime'in olduğu gibi bir şey oldu. Ha evet, kendisine gelen not ile bir ciddiye bağlıyor bir yanda. Tabi notta ne yazdığı gösterilmiyor. Artık diğer sezonda göreceğiz ne olduğunu. Neyse işte Tanjiro'nun haykırışları ile ve arkada çok güzel bir şarkı ile sezon burada biter. Kapatmıyor bu arada. Gaymete for amazing, oh my god. Son sahne ve müziği ve Giyome'nin taşlaklarını yalamayı bırakırsak hakikaten çoğu yerde mantık hatasının bulunması, olmaması gereken şeyin tek sezon olması gibi şeylerden hakikaten yani söylemekten artık dilim kurudu. Hadi her şeyi geçtim. Oğlum sezonda hiçbir şey yok. Sezonda herhangi bir şey yok. Eğitiyorlar o kadar. Tamam mantıklı eğitsinler, adam olsunlar, şeytanlara karşı şerbetli olsunlar. Hani yerde şey demeyelim, ne oldu bir anda götünden power up çıktı falan demeyelim. Ama hani bu kısımlar o kadar sıkıcı ki, o kadar boş ki. Yapıma verebileceğim pozitif anlamda sadece iki şey var. Birisi animasyon ki o da olsun bir zahmet yani. Ufotable sonuçta bu. Ne kadar linçlersiniz linçin ama Demon Slayer animasyon çizimleriyle tutan bir yapımdır. Orijinal mangasının çizimleri çok da iç açıcı değil yani. He tabi bu diklerin tamamen kişisel fikire dayanmaktadır. 8 bölümde olsa adımlar basmış parayı. Hele o patlama, hani Marvel Transformers falan bok yesin. Öyle güzel bir patlama. İkincisi ise son sahne. Hele o müzik aşırı iyi. Aslında şimdi düşündüğü tek iyi olan şey müzik. Aksiyon falan da güzel ama onun nedeni tüm bir sezon boyunca hiçbir sikimi yaşanmaması. Ben bunu değerlendirmeyeceğim. Çünkü hiçbir şey yok yani. Nesini neresinden tutayım onunla? Ne yapayım ben? Nesini eleştireyim? Gene de çok kötü bakmıyorum. Çünkü sonraki sezonlar ya da filmler artık ne sikimse. Sıradaki bölümlerle Demon Slayer, Jujutsu Kaisen 2. sezonu gibi şaha kalkacak. He tabi bu sezonu kurtarmıyor. Yapacağınız sezonu sikeyim. Acil sıradaki filmleri yayınlayın. Çok acil. Çok.